Arkadaşlar günaydın. Çok güzel bir vlog gününe uyanamadım. Çünkü uykum var hala. Ve uyumak istiyorum. Bengü'yle buluşacağım. Ve buluşmak falan istemiyorum. Bengü istemiyorum yani. Ama kalkacağım. Öyle. Bir tane zeytinli bir tane de kıymalı parçalı değil mi? Git giyine buraya. Gerçekten şu dünyada benim gibi bir arkadaş bulamazsınız. Arkadaşına kahve alıyor ya. Aşırı mükemmel bir arkadaşım. Bence herkes bu dünyada benimle arkadaş olmayı dilemeli. Bence. Olsama işleyeceğim. Yemin ederim işerim burada. Gidişe kanka tutan yok yani. Ben nereye işleyeceğim? Adam olana ben çok büyük. Evet arkadaşlar, darı almaya geldik. İzmirli kardeşlerime selam. Bir gün kendimle baş başayken bir şeyin kokusunu aldım. O da neydi? Adeta büyülenmiştim. Sonra ne olduğunu anında anladım. Beni kendine çekti ve geldi darı. Darı. Darı? Ah, bir darı tuzlu. Çok fazla oldu. Tadı bok gibi ya. Aa! Çok fazla oldu. Evet, bugün aşırı şipşak. Arkadaşlar, şimdi sahnede geleceğim direkt. Yani hiç öyle açıklamalarla uğraşmayacağım. Ben bugün hikayeme varsayımlarınızı istedim benim aklıma. YouTube videosu yapacağım falan demedim. Ve ne yapıyorum şu an? YouTube videosu yapıyorum. Bence karşına 31'e girecek kadar espiritüel biri çıkmadığı için sapsın. Kesinlikle doğru. Benim erkek kriterlerimde boydur odur falan hepsi yalan. Benim en başta 31'e girmesi var. Benim için gerçek erkek. Ben ona 31 dediğimde uff değil de ha 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 diye anırıyorsa o erkek benim erkeğimdir. Evleneceğim erkek modeli gerçekten. Begüm'le güreşsek kim alır diye düşünmeden edemiyorsun. Bengü'yle güreş. Lan. Kanka biraz önemli bir şey söyleyeceğim. Efendim? Güreşsek kim alır? Ha? Güreşsek kim alır? Ben. Nasıl yani? Soru mu? Kanka yani neden sen açıkla biraz. Daha önce sordun değil mi? Kanka ciddi ciddi soruyorum. Güreşsek kim alır? Kardeşim sen mi alırsın ben mi? Biz güreşmeye kalmadan seni nakavt direkt bayıltırım. Hadi lan oradan yarın meydan gel meydan. Lan çocuğum lan ben meydan geleceksin sen yere. Tamam. Dövüşmeyi kim öğretti? Ben alırmışım arkadaşlar, duydunuz cevabı. İstanbul'a taşınmak isterdin. Hayır. Ya bir şey diyeceğim. Antalya'dan güzel şehir var mı sence? Gerçekten İstanbul'a taşınacağımı ne düşündürdü sana tam olarak? Oğlum bir kere Enes Batur buradan çıktı. Onu bir kafana sok. Enes Batur Antalyalı. O adamın ayağı buralara değiyor. Ne İstanbul? İstanbul yani İstanbul'dakiler buraya gelmek istiyor. Ya yaz onu aklına hadi. Bence sen küfür bas ya. Siktir git, ne alaka buna koyayım ya. Bence sen ilk şampuanı eline döküp sonra kafana sürüyorsun. Hayır kesinlikle de böyle değil. Ben şampuanı ilk önce ayağıma sıkıyorum. Sonra havaya bir şut çekiyorum. Kafamı böyle getiriyorum aldı. Sabit ettiriyorum ve bak bu şampuanı böyle tak diye geliyor. Sonra acıdı biraz. Sonra şampuanımı dökmüş oluyorum. Benim rutinim bu. Mükemmel işi size de tavsiye ederim arkadaşlar. Buradan da influencer ayakları. Hadi. Hiçbir şey takmayan gibi durup her şeyi takan biri. Her ne kadar her bokka taşak geçen biri olsan da kafana çoğu şeyi takıyorsun gibi. Sorunlarını bence şakaya vuruyorsun. Çok üstüne durup düşünmeyip salla gitsin diyorsundur. Böyle bakın bence bu benim düşüncem bu arada. Bence en iyi mizah abi... Hani travmalardan falan yapılan mizah. Çünkü daha realistik ve daha böyle eğlenceli. Yani sarkastik şeyler benim çok hoşuma gidiyor böyle hani. Hem ciddi ufaktan hani aynı zamanda mizah. Ben çok bilmiyorum ben böyleyim. Ya ben bu kadar yorum yapıyorum da burada ya. Sen kızsın, sen mizahtan ne anlayacağım be. Sorunlarından genellikle hep şaka yapıyorum ki gülüyorum. Çünkü bir yaşanmışlık oluyor arkasında, bir ince bir anlam oluyor. Okey. Evet bitti arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın.
çıkmam lazım. Çünkü bugün kardeşime söz verdim. Seni dışarı çıkaracağım diye. Ve çıkaracağım yani maalesef. Maskeni tak. Tamam. Aynen. Ama yoldayız yapma. Bana. Evet şu an kardeşime emzirmeye geldim. Sıkınca. Almazsa havlayacaktım. Öyle. Ay bu sus. Herkese merhaba arkadaşlar. Ani bir kararla, hangi kararım ani değil ki zaten. Ben çok önceden, yani bir süre önceden... Ya amına koyayım. Ben bir süre önce kendime soru cevap yayınlamıştım. Fakat hiçbir şekilde yani cevaplamamıştım. Ve şimdi onları kim cevaplıyor? Kardeşim benim aklımı cevaplıyor onları. Fobin var mı? Varsa en büyüğü. Ne benim en büyük fobim? Karanlık mı? Allah! Gerizekalı Allah! Bu hayatta tek korkun Allah olacak. Bu çocuğu kim yetiştiriyor ya? Çok dombalak gözüküyorum. Öylesin zaten. Bir odada... Kes! Var ya deviririm ha. Deviririm bebe. Bir odadasın. Çıkmak için ya dişlerini sökeceksin ya da tırnaklarını. Hangisini sökerim ben? Dişlerimi sökerim çıkmak için tırnaklarını. Sence tırnaklarını tabii ki. Aferin. Önce sıçıp mı popomu silerim yoksa popomu silip mi sıçarım? Poponu silip sıçarsın tabii doğru. Ki. Doğru değil, doğru falan değil. Silmem popomu de kakalı kakalı boklu boklu gezerim. Kiradına silersin daha mantıklı. Ya da şortuna falan. Pisleşme ya. Su içip mi içerim? İşeyip mi su içerim? Ne? Bir daha oku. Su içip mi içerim? İşeyip mi su içerim? İşerim su içersin. Aferin. İlk defa doğru arkadaşlar. Kaç yaşındayım? Yaşıtız. Ne? Yaşıtız. Doğru. Cuma günü olduğunu unutup 31 çektim mi? Tabii ki. Kardeşim beni tanıyor. Hiç çişimi içtim mi? Tabii ki. Sorun pis mu? İmansız. Ben zemzem suyu dışında başka hiçbir şey içmem bu hayatta. Abla kaç santim? Kaç santim benimki? 10. Of değil. Kilometre. Santim değil, kilometre. Arkadaşlar bu bonus. Biri ilk TikTok videomu göstermemi istemiş. Ve ben geldim merak ettim. Sen ne diyor musun? Çok. Dur kardeşim geçme. Bir saniye geçme. Beni bir dinler misin? Sadece bir saniye. Niye bu kadar tatlısın? Ellerime doldu. Abi bir şey diyeceğim ben... Daha 3 ay, birkaç ay önceki şeylere şu an böyle davranıyorsan ben Allah'ım 2 yıl sonra falan videolarıma nasıl tepkiler vereceğim acaba? Acaba? Tahminlerinizi belirtmek için siz de düşünün. Ve her beğeni bir tahmin. Neyse. Abone olun. Abone olun.